Merhaba sevgili dostum. Evliliklere baktığımızda çoğu insan şunu ifade ediyor. Çocuktan önce, çocuktan sonra. Sanki böyle bir milat gibi. Evliliği insanlar genellikle iki şekilde tanımlıyor işte. Çocuktan önce, çocuktan sonra. İlişkiyi de iki şekilde tanımlıyor. Evlenmeden önce, evlendikten sonra. Şimdi bakıyoruz. Flört dönemindeki değişimi anlıyoruz. Hani flört, nişanlılık, evlilik tabii ki bunlara benzemez. İnsan evlendikten sonra daha dinginlenir. İlgi ve o heyecan azalmaya başlar. Belli bir orana kadar iner. Çünkü güvenli ilişkilerde, romantik ilişkilerde aynı şekilde. İlişkide güven arttıkça ve paylaşım sıklığı arttıkça heyecanlarda yoğunluklar biraz daha azalır. Belli bir düzeye iner. Bitmez diyorum ama azalır. Fakat şöyle bir sorun var. Bizim ülkemizde çocuktan sonra evliliklerin neredeyse bütün grafiği alt üst oluyor. Yine bir çelişki. Evlilik kötü gidiyor. Çocuk yapıp evliliği düzeltmeye çalışan bir akım da var. Diğer taraftan evlilik iyi gidiyor. Çocuktan sonra kötüleşen bir evlilik var. Yani önce şuna karar verelim. Çocuk evliliği iyileştiren bir şey mi? Hastalandıran bir şey mi? Eğer hastalandırıyorsa o zaman ne oluyor da hastalandırıyor ya da niye çocuk yapıyoruz? Eğer iyileştiriyorsa peki gerçekten çocuktan sonra evlilik iyileşiyor mu? O zaman niye 2017'de 130 bin boşanan 130 bin çiftin 100 bini çocuklu? Hani iyileştiriyor. Ben bunları bir düşünme, beyin jimnastiği olarak düşünmenizi istiyorum. Ama bugün şu konuya gelmek istiyorum. Evlendikten sonra değil, çocuktan sonra evlilikler neler yaşıyor? Ne oluyor da bu evliliklerde bazı artçı depremler hatta boşanmaya kadar süreç gidiyor? Ben bunun birinci neden olarak şunu sunmak istiyorum size. Biz anneliği, özellikle anneliği, sonra da kısmen babalığı kutsallaştıran bir akıma sahibiz. Kutsal bir annelik profilimiz var. Annelik kutsal, müthiş bir kutsallık. Oysa anneliğin kutsal olması bence erkeklere çok güzel bir tuzağa vurmuş. Çünkü bu kutsal annelik en çok erkeklerin işe yaramış. Annesin, bu saatte dışarı çıkmak sana yakışmaz. Artık annesin, bunu giyemezsin. Artık annesin, bir anne gibi davran. Artık sen bir annesin, bu tip beklentiler sana yakışmaz. Artık annesin, bunlar çok çocuksu veya daha olgun davranmak gibi. Bunlar en çok kimin işine yarıyor? Aslında baktığınızda en çok erkeğin işine yarıyor. Peki bunu en çok kim kullanmak istiyor veya buna en çok kim sahipleniyor? Ama kadınlar. Yani anneliği kutsallaştırması kadını daha fazla sorumluluk sahibi yapmaktan, daha fazla izole etmekten başka bir işe yaramıyor. Diğer taraftan evlilik bundan nasıl etkileniyor? Taraflar çocuk sahibi olup artık ilişki, yani çift kavramı aileye dönüştüğünde taraflar eş rollerini alıp çöpe atıyorlar adeta. Nadasa bırakıyorlar. Anne baba olduktan sonra karı kocalık rolümüzü unutuyoruz. Anne baba olduktan sonra birbirimize olan duygusal, cinsel, sosyal veya diğer anlamlardaki fiziksel çekimimizi önemsizleştirmeye veya gereksizleştirmeye başlıyoruz. Biz artık anne babayız. Bizim artık çocuğumuz var diye ne yapıyoruz? Bu ilişkini veya çocuğun varlık nedeni olan karı koca rolümüzü tamamen dışarı atıyoruz. Çocuğun mutluluğu, çocuğun başarısı, çocuğun iyi şartlarda işte büyümesi, yetişmesi, okuması, işte organik büyümesi, organik beslenmesi, en iyi şartlarda en iyi diye tanımladığımız kavramlara odaklanırken evliliği en kötü hale getiriyoruz. Neden? Çünkü bize binlerce yıllık kültürümüzden miras kalan yüceltilmiş bir ünvana erişiyoruz. Nedir o? Anne ve babalık. Kadınlar özellikle anne olduktan sonra aslında eşlerine daha çok ihtiyaç duyarken, onlarla daha çok dayanışma içerisinde olması gerekirken maalesef çocuklar kendi içinde bir aşk yaşıyor. Bir koalisyon kuruyorlar çocuk veya çocuklarıyla. Erkek bu sistemin dışında kalarak veya anne ile çocuk arasındaki ilişkiye çok müdahil olmayarak kendini sistemin dışında tutup sisteme sadece ekonomik veya konformist bir şekilde konfor sağlayan biri gibi görüyor ve bu rolü yeterli görüyor. Para getiriyorum ve daha ne istiyorsun gibi. Karı kocalık rolünü öldüren evler, çiftler yani maalesef iyi anne baba da olamıyor. İyi anne baba olmanın ilk kuralı iyi bir evlilik sürdürmektir. Sizin evliliğiniz iyi olmadığı sürece o çocuk çok mutlu bir ailede yetişmiyor. Bazen şunu diyorsunuz veya dinliyoruz. Söyleşilerimize de soruluyor bize. Hocam
Eşimle evliliğimiz yok derecede veya biz artık aslında duygusal cinsel anlamda hiçbir şey hissetmiyoruz birbirimize ama çocuklara hiç çaktırmıyoruz diye söyleyenler var. Şimdi sana sorayım. Şimdi sen diyorsun ki ben çocuklara çaktırmıyorum veya eşim diyor ki veya ikiniz diyorsunuz ki biz çaktırmıyoruz. Gururla sunuyorsun. Sorunu çaktırmıyorsun. Yanında kavga etmiyorsun. Aranızdaki sorunların çoğunu bilmiyor diyorsun. Ve diyorsun ki biz bir şey çaktırmıyoruz. Peki ben çocukların nasıl çaktığını tam tersiyle anlatayım. Bir, evliliği bitirmişsiniz kalpte ve zihinde ama çaktırmadığını düşünüyorsun. Bir, bitirdiğin bir evlilikten dolayı çocuğun eşine sarıldığını görüyor mu? Hayır. Eşine sarılmıyorsun. Onu öpmüyorsun. Ona güzel şeyler söylemiyorsun. İltifat etmiyorsun. Takdir etmiyorsun. Birbirinizle şakalaşmıyorsunuz. Aranızda fiziksel temas yok. Duygusal temas yok. Bir araya geldiğinizde yemek masası da olsa sanki böyle bir araya gelmek zorunda olan mecburi bir profil çiziyorsunuz. Bu kadar net bir kopukluk varken sen ne diyorsun? Ama biz çaktırmıyoruz ki diyorsun. Ya bunu çakmamak için daha yani bunu çakmak için daha neye ihtiyacımız olabilir ki? O kadar belirgin ki. Sonra çocuk ne diyor? Anne, babam niye seni öpmüyor? Baba, annem niye sana işte sevdiğin şeyleri yapmıyor? Anne, işte babamla niye aynı yatakta yatmıyorsun ya da niye sarılmıyorsun? Niye anne el ele tutuşmuyorsun? Bu sefer çocuk sokakta ellerinizi birleştirmeye çalışıyor. Ve sen yıllarca biz bir şey çaktırmıyoruz diye ifade ediyorsun. Burada yüzleşmeni istediğim nokta şu aslında. Anne olduğunda veya baba olduğunda karı kocalık rolünü asla öldürme. Seni hayat boyu kurtaracak rol o da o roldür aslında. Çocuklar bu sistemden bir şekilde çıkacak. Sen ve eşin beraber bir yola çıktınız. Araya küçük küçük başka mekanizmalar yani çocuklar girdi. Yıllar sonra o mekanizma ortadan kalkacak. Üniversiteye gidecek, evi terk edecek, evden ayrılacak, evlenecek, gidecek. Ve sen yine eşinle baş başa kalacaksın. Yine yüz yüze bakacaksın. Bu sensin, bu eşin. Bu Ali, bu Ayşe. Ali ile Ayşe birbirinin yüzüne 30 yıl sonra öldürdükleri evliliği nasıl bakıp diriltecekler o evliliği? 30 yıl sonra hadi gel sevişelim mi? Hadi gel birbirimizi sevdiğimizi mi söyleyelim? Hadi gel el ele mi tutuşalım diyecekler. O kadar ihmal ettiğin evliliği yıllar sonra yaşın geldi 50, 60, 65'e bir daha o duyguları üretmek, yaratmak, diriltmek o kadar zor ki. Ya çoğu insan ya boşanmayı seçiyor, ya katlanmayı seçiyor ya da yok sayarak mecburiyetten dolayı ilişkiyi sürdürmek zorunda kalıyor. Bunun nedenlerinden bana göre en büyük göstergelerinden, nedenlerden biri de çocuk olduktan sonra eşlerin ana rolleri olan karı kocalık rolünü ihmal edip önemsiz hale getirmeleridir. Sizin en büyük benziliniz karı kocalık rolünüzdür. İyi bir karı koca her zaman çocuğun gözünde evlilik müessesesine olan saygıyı temsil eder. Anne babaları çok kavga eden, çok tartışan çocuklara bakın çoğunda evlilikle ilgili korkular vardır. Evlenmekten korkarlar, birine bağlanmaktan korkarlar, kendilerini ifade etmekten korkarlar, duygularını ortaya çıkarmaktan korkarlar. Sürekli bir şey var orada. Korku, bağlanmak sorunu vardır. Niye? Çünkü mutlu bir evliliğe tanık olmadılar ki çocukluktan itibaren. Ama sen ona istediğin konforu sağla, en iyi kıyafeti giydir, en iyi yemeği yedir, en iyi okulda okut. O dönüp bir terapistin karşısına geçtiğinde şu soruya işte çocukluğunda annen babanla ilgili hangi sahneler var dedi diye bir soru duyduğunda verdiği cevap şu. İşte hep böyle kavga ederlerdi, hep tartışırlardı, sürekli gerginlerdi. Sen çocukluğunda annenle babanla olan ilişkine ilgili ne hatırlıyorsun? Başarı ya da iyi bir hizmet. Ne oldu? Çocuklara konfor sağlamak, en iyisini yedirmek, en iyisini giydirmek, çocuğun yıllar sonra hiçbiri zihninde kalmıyor. Çocuk şunu demiyor. Annem 4 yaşında bunu giydiriyordu, 5 yaşında şunu yediriyordu, 6 yaşında işte şöyle bir ayakkabım vardı. En iyisini ben giyerdim. Bunu demiyor, şunu diyor. Beni hep severlerdi, hep benimle işte iletişim kurarlardı, hep oyun oynardık, oyun özellikle, oyun yaşı çocuğu, oyun çocuğu, dönemi çocuğu olduğu için. Çocuk bunları hatırlar, duyguları hatırlar. Şimdi bu minvalde baktığımız zamanla evlilik çocuğun en büyük ebeveynidir aslında. Her zaman diyoruz ya, çocuğun 3 tane ebeveyni vardır. Annesi, babası, bir de anne babasının evliliği. Evliliğin iyi olmadıktan sonra
Her yerde bunu hissettirirsin. Çocuğuna da, dışarıdaki insanlara da, kendine de. Benim önerim, ne olursa olsun karı kocalık rollerini asla ihmal etme. Eşine karşı her zaman o rolü sürdür. Sorunları halının altına süpürme. Zamanla düzelir diye kronikleşmiş sorunları görmezden gelme. İhtiyaçlarını bastırma, yok sayma. Bunun savaşını ver. Duygusal ihtiyacını, cinsel ihtiyacını, dokunsal ihtiyacını, düşünsel ihtiyacını, kaygı giderme ihtiyacını hepsini eşinle paylaş. Bunu bir hak gibi gör kendine. Onun da bir hakkı olduğunu söyle. Evet ya, biz sevişmiyoruz. Senin de bundan rahatsız olman lazım. Bu sadece benim ihtiyacım değil. Ya da birbirimizi sevmiyoruz. Sevmek de sevilmek de senin de ihtiyacın. Yani niye bir tek ben şikayetçiyim ki? Bu açık açık bu isyanı göster. Bu ikimizin ihtiyacı ya. Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaç. Tamam, muhtaç oksijenimiz değil ama bu bizim ihtiyacımız. Evli çiftlerin en temel ihtiyacıdır bu. Giderilmesi gereken. Zaten evliliğin ana amacı nedir? Evlilik sistemini diğer ilişkilerden ayıran en büyük özellik duygusal ve cinselliktir. Onu zaten çıkardığınız zaman bir ev arkadaşına dönüştürürsünüz o ilişkiyi. İhtiyaçlarınızı yok sayarsanız karşıdaki de zamanla yok sayar ve sanki hiç kimsenin böyle bir ihtiyacı yokmuş gibi yıllarca sahte bir oyun oynarsın. İhtiyacının farkında olacaksın. Bu giderilmesi gereken bir durumdur ve bu en doğal hakkındır ve bu hakkı bu evlilikte gidermek zorundasın. Eşinin de bunun farkında olmasını sağlayacaksın. Erkek de olsan, kadın da olsan. Anlattığım hiçbir şeyi kadınlara veya erkeklere yönelik anlatmıyorum. Bilimin cinsiyet dili olmaz. Biz ilişkide tamamen konuşuyoruz. Söylediğim her şeyi bir kadın olarak dinliyorsan üzerine alacaksın. Bir erkek olarak dinliyorsan yine üzerine alacaksın. Burada bir kadına veya bir erkeğe verilen mesaj yok. Fark etmez. Evlilikte karı koca rolünü asla öldürme. Buna çok sahip çık. Hayat boyu seni kurtaracak olan budur. Çünkü içinde sevgi olan evlilikler içinde sevgi olan evliliklerde tahammül çok yüksektir. Opsiyon çok yüksektir. Hoşgörü çok yüksektir. Kaygılar daha azalır. Gerginlikler daha azalır. Bunun en büyük göstergesi nedir? Sevgidir. Sevgiyi yürüten evliliklerde insanlar daha sakindir. Cinsellik yaşanan evliliklerde insanlar daha sakindir. Daha tahammülü yüksek olur. Birbirine karşı daha opsiyonları yüksek olur. Karı kocalık rolünü asla ihmal etme. Anne babalık başka bir roldür, karı kocalık başka bir roldür. Birini seçtik diye diğerinden vazgeçmemiz gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.